Arkadaşlar 21 Mart 2022 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş, saatlerde 13.41'i gösteriyor. Yani 1341. Rahmetli babamın doğum tarihi. Eski şeye göre, takvime göre 1341. Yeni takvime göre 1925'e tekabül ediyor. Şimdi şunu anlatacağım. Geçenlerde kız kardeşim hatırlattı, Necla. Ben unutmuşum. Bize de anlattı babam mesela köyde yaşananları, jandarmayla ilgili yaşananları anlatmıştı. Ona geçmeden önce babacığımla son yemeğimiz, dışarıdaki son yemeğimiz, bu arkada gördüğünüz. Şuraya geleceğim. İşte Erzincan'ın köylerinde, Ilıç, Kuruçay'ın köyleri, işte şey dönemi, ne derler, diktatörlük dönemi, Kemalizm dönemi, bir şey var, nefret var. Nefret değil de yani proje öyle gerekiyor. Yani geçmişle olan bağının kopartılması gerekiyor şeyin, ki yeni nesiller ona göre şekillendirilsin. Şey yapıyorlar. Arapça eski yazı Kur'an arıyorlar dedi, demiş. Yani babam anlatıyor. Jandarmalar köylere baskın yapıyor. Eski yazı, yani Arapça Kur'an arıyor diyor, ama tabii o şeyi bilmiyor, farkında değil. Eski yazı, yani Osmanlıca bütün kaynakları arıyorlar. Yani Kur'an değil. Kur'an meselesi değil yani. Kur'an hala var Arapça. Eski yazı kaynakları alıyorlar. Tabii onu fark edemiyorlar. Çünkü geçmişle olan bağ kopartılacak. Bir şekilde kopartılacak. Yani işte buradan anlayın arkadaşlar. Kötü niyeti anlayın. Yani bu işte iyi niyet yok. Sen bir şeyi değiştiriyorsan, harfi değiştiriyorsan, niye eski kaynakları da şey yok etmeye çalışıyorsun? Jandarmalarla köylere kadar baskın yapıyorsun. Ki bizim köy, bir ara gösteririm, dağın tepesinde. Yani oraya kadar neden çıkıyorsun? Neden zahmet ediyorsun? Yani var ya şimdi maske için, işte deney sıvısını olmaları için köylere kadar gidiyorlar, şey başı aşı basıyorlar ya, tırnak içinde aşı. O hesap. Senin ne işin var abi köyde? Jandarmalar. Niye eski kitapları araştırıyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Bırak kalsın. Antika olarak kalsın. Ya nedir problem? Bu kadar mı kötüsünüz ya? Bu kadar mı kötüsünüz? Anlıyor musunuz şeyi? Yani ben unutmuşum. Kız kardeşim hatırlattı bana. Babam anlatmıştır defalarca. Ya ama şeyi kavrayamıyorsun. Yani köylere jandarma geldi. Eski yazılı kitaplar değil de Kur'an aradı diye diyor. Değil. Sadece Kur'an değil. Eski yazılı ne kaynak varsa, senin geçmişinle bağını sağlayan ne yazılı kayıtlı kaynak varsa onunla ilgili bağını kesmek istiyorsun. Emir öyle bir küresel proje öyle. Köylere kadar yani, köylere kadar. Yani o kadar sinirlendim şimdi aklıma geldikçe. Şimdi arkadaşlar bunları kayıtlara düşmüyoruz. Bu videodan sonra bir çağrı yapacağım ben. Hem bu videonun içinde de yapayım. Ayrıca da bir yapayım. Bakın, eğer bana kardeşim hatırlatmasa ben bunu unuttum. Benden sonrakiler de zaten unutacak. Yani şimdi ben de tuhaf karşıladım. Allah Allah, ne demek yani bu dedim. Köylerde jandarmanın araması. Şimdi bu tür hatıraların kayda geçmesi gerekiyor. Ki gelecek nesillere aktarabilelim. Neler yaşadığımızı görelim. Kayıt şu arkadaşlar. Kemalizm
geldiğinde, bu Masonik Kemalist sistem geldiğinde bunlara verili görev, yani Mustafa Kemal'e verili görev, bu toplumun, bu halkın geçmişle olan bağını kes. Terör kullan, şiddet kullan, anarşi kullan, ne kullanırsan kullan, kes. Jandarmaları köylere kadar, en ücra köylere kadar gönder. Eskiyle olan bağını hatırlatacak her türlü kayıt, eski yazı kayıt, Osmanlıca kaydı yok et. Yak. Topla. Bu. Gerçekten sinirlendim ya. Yani o yüzden ara veriyorum. Daha kötü, ağır bir şey söylememek için. Basit bir şey gibi değil mi? Önce bana basit bir şey gibi geldi. Köyde jandarmalar geldi. Eski yazılı kitap aradılar. Bak ne kadar şey gibi görünüyor değil mi? Masum gibi görünüyor değil mi? Halbuki ne kadar alçakça bir şey. Ne kadar alçakça bir şey. İşte bu hatıraların arkadaşlar kayda geçmesi gerekiyor. Hem böyle bu şekilde kayda geçmesi gerekiyor, hem yazılı olarak kitaplara geçmesi gerekiyor, dijital ortama aktarılması gerekiyor. Böyle insanlar var mesela. Artık yaşlandılar. Onların hatıralarını dinlemeliyiz, kayda almalıyız. Önemli değil. Görünmek istemeyebilir. Görünene görsel şey görüntülü, görünmeyene sesli, sesinden de korkana yazılı. Hala korkuyor insanlar. Hala korkuyor. Var bir abimiz işte ismini vermeyeyim. Dedim ki ya gel anlat o hatıranı anlat. Yani o bile yanaşmıyor. Düşün köyünde, derede kadınlar çıplak mesela yıkanıyorlarmış. Neden? Neden mesela? Çünkü soy öyle kırılmış ki, soykırım yapılmış ki köyde yetişkin erkek yokmuş. Yani ki kendilerini saklasınlar. Bakar mısınız hatıraya? Gel diyorum bunu anlat diyorum. Yani daha işte, ne var yani? Kaç sene daha yaşayacaksın ki? Neden korkuyorsun? Adam yanaşmıyor bile. Neyse. Önemli değil. Bize aktarsın. Biz aktarırız. Şimdi mesela babam 1925 doğumlu. Nedir? Başlarken tam da 1341'de başladım. 1341'de başladım şu kayda. 1925 doğumlu. Mustafa Kemal öldüğünde babam işte 5 oradan kaç? 13 yaşındaymış öldüğünde. Şimdi bir de başka bir boyut var. Şimdi babamın atası mı oluyor Mustafa Kemal? Arada yani bak düşünün 13 yaşında babam. O adam yaşıyor. Atası mı oluyor? Düşün bir de babamın şeyini düşün. Babasını düşün. Kadir Çavuş'u düşün. 9 sene askerlik yapmış. Onun atası mı oluyor? Neyse bu ayrı konu. Şimdi bunu böyle bağladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam da Nevruz'un başlangıcı. Öyle içimden geldi. Bunu aktarmalıyım dedim ve o çağrıda da bulunacağım size. Bugün 21 Mart 2022 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Arkamda köyümüzü görüyorsunuz. Erzincan, Ilıç kazası, Kuruçay'ın köylerinden Özlü Köyü, eski adı Danzı Köyü'ymüş. Danzı Köyü. Şimdi yanındaki babam değil bu amcam. Bu annemin amcası, Kenan amca. Şöyle Kenan amca, yani Batum'dan göç eden anne tarafım, Batum'dan göç eden baba, işte Bağdat'tan göç eden taraf, Erzincan'da buluşuyor. Yani o Osmanlı İmparatorluğu toprakları. Şimdi birisine diyorsun ki Batum diyorsun, ha Batum'u şey zannediyor, yurt dışı zannediyor. Osmanlı toprakları içerisinde, tamam mı? Bu arada Kenan amcama da Allah rahmet eylesin. Şimdi. Arkadaşlar bu köylere işte böyle köylere çıkıp jandarmalar eski yazılı kitaplar zorla aramışlar dipçiklerle yani şeyle zor kullanarak şiddet kullanarak sırf
geçmişle olan bağımızı tamamen kopartmak için. O yüzden ayrıca bir çağrı da yapacağım. Lütfen bakın artık yaşlarımız geldi artık 70'e, 80'e, 90'a, 100'e var. Ne kadar varsa çevrenizde ne kadar yaşlı görüyorsanız o dönemle ilgili veya herhangi bir dönemle ilgili hatırası varsa artık elinizde kamerada var, fotoğraf makinesi var, cep telefonuyla çekebiliyorsunuz. Kaydedin. Görüntülü kaydedin. Atın bana. Veya siz paylaşın. Kalsın, kayıtlarda kalsın. Veya biz paylaşalım. Nasıl isterseniz önemli değil. Sesli istiyorsa sesli kaydedin. Çünkü çabuk unutuyoruz. Yani insan unutur biliyorsunuz. Onun için bakın bunu bildikleri için yazılı kaynaklardan, kayıtlardan korktukları için jandarmaları köylere göndermişler. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani tekrara düşüyormuşum gibi oluyor ama onu diyorum. Ben dahi bu konulara önem verdiğim halde kardeşim, kız kardeşim hatırlatmasa böyle bir şeyi ben şaşırmıştım nasıl oldu diye. Anladın mı? Düşün, ben şaşırdığıma göre benden sonra gelecek hiç inanmayacak. Şimdi yeni nesile anlatsan desen ki bu yeni nesile artık hangi kuşaksa, hangi harfse Y kuşağı mı, Z kuşağı mı, W kuşağı mı neyse artık. Ona desen ki böyle böyle jandarmalar köylere gitti, eski kitap aradılar, şiddet göstererek işte şey yaparak ya anlayamaz. Yani ne demek istiyor bu adam der, bu kişi ne demek istiyor der. Evet, öyle yapalım. Kaydedelim arkadaşlar. Bakın hele bu deney sıvısından sonra, bu aşılardan sonra insanlar takır takır gitmeye başladı, ölmeye başladı. Yani şeyimizi artık. Geçmişimizi iyice unutuyoruz. Bunları kayıt altına alalım. Paylaşın, kalsın. İsterseniz bana da gönderin. Derli toplu bir şekilde şey yapalım. Ne diyorlar? Paylaşalım. Hatta yazılı hale de getirilsin. Yani bu gelecek nesillere aktarılmalı. Arkadaşlar mesela Mehmet emekli hakim Mehmet Yaman abimiz vardı, hocamız Mehmet Bey vardı. Biz bununla birisi şu videoyu çekmiş. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Buyur. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması diyor. Bunu ayrıca ben yayınlatacağım. Beraber izleyerek yayınlayalım. Birisi bunu kaydetmiş. İyi kötü. Kaydetmiş. Bakın son kayıt yani. Ben kendisine söyledim. Rahmetli oldu. Kitap da yazıyordu şeyle ilgili. İşte birçok kitabı var. Bir de Mustafa Kemal'in Masonluğu'yla ilgili kitap yazıyordu. Ben de ona evrak falan gönderiyordum. Belge falan gönderiyordum. İyi bir çalışma olacaktı. Fakat geçenlerde işte 16 şeyde kaç Mart'tayız? Şubat'ta kaybettik. Bakın. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde. Amcam. Ve Evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Buyur. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması. Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. Bu videoda iki bölüm, 2-10 dakikalık video beraber izleyeceğiz. Bunu tekrar şey yapacağım, kayıt altına alacağım. Çünkü şu anda liste dışı. Bazı arkadaşlar yayınladı ama liste dışı. Demek istediğim o. Bakın, birisi bunu kaydetmese Mehmet Yaman abimiz gitti. Yani böyle bir hatıra gitti. Ki ben kendisine dedim, biz bir röportaj yapalım, söyleşi yapalım işte Zoom üzerinden. Olmadı bir türlü. Yani hem yeni nesil şey işte eski nesil teknik dijital konuları fazla bilmediği için evet böyle bir şey mesela bakın birisi çıkmış tutmuş cep telefonu kamerasını ve çekmiş böyle şey yapmış artık kayda geçmiş bu.
Evet arkadaşlar, bunu paylaşayım dedim. Tekrardan ayrıca bir kısa videoda şey yapacağım, bu çağrımı yenileyeceğim. Rahmetli babamın Hasan Çağdaş'ın işte bize anlattığı şeyi, hatırayı kayda geçeyim dedim. Sizlerle paylaşayım dedim.